Aşağıda doğru parçaların uzunlukları özel tasarlanmış cetvel üzerinde verilmiştir. Buna göre KL doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? KL doğru parçamızın sınır değerlerine bakalım. 9 üzeri 2 ve 6 üzeri 2. Bu durumda 9'un karesinden ne yapacağız? 6'nın karesini çıkarıp uzunluğunu bulacağız. 9'un karesi 9 ile 9'u çarparsak 81. 6'nın karesi 6 ile 6'yı çarparsak 36 oldu. Çıkaralım. 11'den 6 çıkarsa 5, 7'den 3 çıkarsa 4. 45 santimetre olarak bulduk. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Aşağıda doğru parçaların uzunlukları özel tasarlanmış cetvel üzerinde verilmiştir. Buna göre AB doğru parçasına eşit uzunlukta olan doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle AB'nin uzunluğunu bulalım. AB doğru parçasının uzunluğunu bulalım. 6'nın karesinden ne yapacağız? 0'ı çıkaracağız. 6'nın karesi 36. 0'ı çıkarırsak zaten bir etkisi yok. 36 oldu. GH'nin uzunluğunu bulalım. GH'nin uzunluğu için bakın alt sınırımız pardon üst sınırımız 4'ün kübü, alt sınırımız ise 2'nin kübü. 4'ün kübünden 2'nin kübünü çıkaracağız. 4'ün kübü 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarparsak 64 olur. 2'nin kübü de 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarparsak 8 olur. 56 cm olarak bulduk. CD'nin uzunluğunu hesaplayalım. CD'nin uzunluğu alt sınırımız 9'un karesi 3'ün karesi. 9'un karesinden artık ne yapacağız? 3'ün karesini çıkaracağız. 9'un karesi 81 yapıyor. 3'ün karesi de 9 yapıyor. Çıkarırsak 72 oldu. Hangi doğru parçamız kaldı artık? 5 tane doğru parçamız vardı. EF kaldı. Bir de KL kaldı. EF'yi bulalım. 10'un karesinden 4'ün kübünü çıkaracağız. 10'un karesi 100 yapıyor. 4'ün kübü de 64 yapıyor. Çıkarırsak 36 olarak bulduk. Yani EF ile AB'nin uzunluğu birbirine eşit oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Aşağıda doğru parçaların uzunlukları özel tasarlanmış cetvel üzerinde verilmiştir. Buna göre GH doğru parçasının uzunluğu ile EF doğru parçasının uzunluğunun farkı kaçtır? Önce GH doğru parçasının uzunluğunu bulalım. Üst sınırımız 4'ün kübü, alt sınırımız 2'nin kübü. Yani 4'ün kübünden 2'nin kübünü çıkaracağız. 4'ün kübü 64 yapıyor. 3'ten 4'ü yan yana çarparsak. 2'nin kübü de 8 yapıyor. Çıkarırsak 56 olarak bulduk. EF'nin uzunluğunu hesaplayalım. EF'nin alt sınırı 4'ün kübü, üst sınırı da 10'un karesi. Yani 10'un karesinden 4'ün kübünü çıkaracağız. 10'un karesi 10 ile 10'u çarparsak 100. 4'ün kübü de 3 tane 4'ü yan yana yazıp çarparsak 64 olur. Çıkardığımızda 36 cm olarak bulduk. Bu durumda artık 56 cm'den 36 cm'yi çıkarmamız gerekiyor. Aralarındaki farkı 20 cm olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Kareli kağıtta verilen doğrulara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında KL doğrusunun GH'ye paralel olduğu söylenmiş. Baktığımızda KL doğrusu evet GH'ye paralel. Bu durumda bu ifademiz doğru. AB doğrusu CD'ye diktir diyor. Bakın AB doğrusu evet CD doğrusuna dik. Yine bu ifademiz de doğru. KL CD'ye paraleldir diyor. KL ve CD doğrusuna baktığımızda bakın uzantısını alabiliriz doğrularımızın. Ne yapıyor? CD'yi kesiyor. Yani bunlar kesişen doğrular. Kesişen doğrular da paralel değildir. Bu ifademiz yanlış. D şıkkındaki ifademizi de kontrol edelim. EF doğrusu GH doğrusuna diktir diyor. EF doğrusuyla GH doğrusunu kesiştirelim. Bakın burada bir dik açı oluşturuluyor. Bu durumda bu ifademiz de doğru. Bize yanlış olan seçeneğimizi soruyordu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Özlem öğretmen matematik dersinde bir A4 kağıdını kullanarak aşağıda adımları verilen etkinliği öğrencileriyle birlikte yapacaktır. Öğrenciler birinci etkinliğin birinci adımının sonunda aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir? Birinci adım kağıdı ok yönünde iki sefer katlıyoruz. Yani şu şekilde.
bir kağıt oluşuyor. İkinci adım, en son elde edilen katlı haldeki kağıt ok yönünde son kez katlanıp açılıyor. Şimdi buradaki kat çizgilerimizle ilgili yorum yapmamız isteniyor. Birinci adımın sonunda yapabileceğimiz, baktığımızda bir doğru oluşacak. Bakın şuradaki doğrumuz oluşacak. Tekrar katladığımızda bu doğruya paralel bir başka doğru oluşacak. Oluşan kat çizgisi burada AB'di. Burada oluşan CD. Yani AB, CD'ye ne olacak? Paralel olacak. Şıklara baktığımızda ise doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. İkinci adım sonunda elde edilen şekil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkinci adımın sonunda kağıdımız şu şekilde karşımıza çıkacak. Bakın. İki kere böyle katladığımız için 3 tane birbirine paralel doğru parçası çıkıyor. Daha sonra aşağıya doğru katladığımızda bunları dik kesen başka bir doğru oluşuyor. Doğru parçası oluşuyor. Bu durumda 3 tane birbirine paralel ve bunları dik kesen kat çizgisi oluşur diyor. Bu ifademiz doğru. 4 tane kesim noktası oluşur diyor. Kesim noktalarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ifademiz yanlış. AB ve CD birbirine paraleldir diyor. Katladığımızda oluşan. Evet, bu ifademiz doğru. EF, yani şu EF, AB'ye diktir diyor. Yine bu ifademiz de doğru. Dik kesiyordu çünkü diğer doğruları. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Birbirine olan uzaklıkları her yerde aynı olan doğrular hiçbir yerde kesişmediklerinden paraleldir. Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre bu uçaklardan hangilerinin rotaları birbirine paraleldir? Uçak görüntülerine baktığımızda paralel olan uçaklarımızın F-09 ile A-64 olduğunu görürüz. Çünkü bunlar ne yapıyor? Bakın, eşit uzaklıklı doğrular ve birbirlerine uzantılarını alsak, şu şekilde rotalarını takip etsek ne yapmayacak? Kesmeyecek. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı.